Rahmet ayından, bereket ayından, sevgi ayından, kardeşlik ayından, muhabbet ayından, hoşgörü ayından herkese hayırlı akşamlar. İçerisinde öyle bir gün barındırıyor ki bin aydan daha hayırlı. Leyletül Kadr. Evet, bu akşam Kadir Gecesi ve Kadir Gecesi'ndeki yayınımız Sultanbeyli'nin çok değerli belediye başkanı Sayın Hüseyin Keskin Beyefendi'ye nasip oldu. İnşallah bu akşam dualarımız kabul olur, ibadetlerimiz kabul olur, yaptığımız hayır ve hasenatlar kabul olur diyoruz. Ve hemen çok değerli başkanıma dönüyorum. Başkanım, Kadir Gecesi'nden başlayalım. Bu akşam Kadir Gecesi. Önce burada düşüncelerinizi alayım, sonra ben sorularımı sıralayacağım inşallah. Evet, hoş geldiniz. Rabbimizin Kadir suresinde bin aydan daha hayırlı olarak buyurduğu bir geceyi inşallah bu akşam idrak edeceğiz. Bu vesileyle tüm izleyicilerimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Kadir Gecesi'ni iyi geçirenlerden eylesin diye Rabbimize de dua ediyoruz. Rabbim ülkemize, milletimize yardım eylesin, ümmetimize yardım eylesin diye de duamıza devam edelim. Kadir Gecesi'ni iyi geçirmek, Kadir Gecesi'nin fazileti tabii hocalarımızdan dinliyoruz. Allah razı olsun onlardan. Bizler de inşallah bu akşamı sabaha kadar iyi bir şekilde değerlendirelim diye de birbirimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Tabii Kadir Gecesi'ni biz ülkemizde ihya ederken dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle dün akşam itibariyle takip ettiğimiz, daha doğrusu her Ramazan ayında İsrail Devleti'nin alçakça saldırısına maruz kalan Filistinli kardeşlerimiz var. Dün akşam da yine bir saldırı oldu. Bizler millet olarak Filistinli kardeşlerimizin her daim yanındayız. Hem fiili olarak hem kavli olarak onlarla birlikteyiz. Ve İsrail Devleti'nin yapmış olduğu bu alçaklığı kınadığımızı belirtmek isteriz. Tabii sadece orada değil. Doğu Türkistan'dan Myanmar'a, Suriye'den Irak'a, dünyanın çeşitli bölgelerinde kardeşlerimiz var ve o kardeşlerimize de her daim dua ediyoruz ve onlarla birlikte nasıl bu problemin çözülebileceğini de çalışıyoruz. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, milletimizden her daim insanların duymadığı, seslerini duymak istemediği, görmek istemediği o acıları millet olarak, devlet olarak bizler yüreğimizde yaşıyoruz. Sadece yaşamakla kalmıyoruz. Onların yanında olmaya da devam ediyoruz. Yemek hizmetleriniz var. Hem iftariyelik hem sahurluk. Sürekli çalışan bir aşeviniz var. Buradan başlayalım. Ramazan'da neler yapıyoruz? Bereket ayındayız, rahmet ayındayız. Bu ay içerisinde kurumlarımız, hayır sahiplerimiz, STK'larımız hep birlikte hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Onların sıkıntılarını gidermeye gayret gösteriyoruz. Biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak binlerce ailemizin ziyaretinde bulunduk. Binlerce ailemizin yanında yer aldık. Gıda yardımlarından ve diğer yardımlara varana kadar hemşehrilerimize destek olmaya çalıştık. Allah onlardan razı olsun. Devletimizden, kurumlarımızdan, STK'larımızdan, hayır sahiplerimizden Allah razı olsun. Biz vatandaşlarımıza gıda yardımlarını yaparken tabii evine yetişmeye çalışırken iftarı kaçıranlar olabilir en düşüncesiyle Sultanbeyli'nin önemli noktalarında, hareketli noktalarında iftarlıklarımız oluyor. Onları dağıtıyoruz. Tabii geçmişte sokak iftarlarında sizlerle buluşuyorduk. Binlerce, ki bizim sokak iftarlarımız biliyorsunuz en az 5000, işte 15.000'e kadar çok ciddi kalabalıkların olduğu sokak iftarlarımız vardı. Özlemle artık hatıralarımızda kaldı. İnşallah o günleri tekrar yaşarız. Pandemi sürecini iyi bir şekilde atlattıktan sonra salgın sürecini inşallah o günlere tekrar kavuşuruz. Biz bu süreçte iftarlıklarımızı dağıtıyoruz. Bununla birlikte tabii 65 yaş üzerinde yalnız yaşayan hemşehrilerimiz veya COVID nedeniyle, hastalık nedeniyle ailelerinin yaklaşamadığı vatandaşlarımızdan bize bilgi geldiğinde vatandaşlarımıza hem sıcak yemeğimizi hem sahurluklarımızı ikram ediyoruz. Bununla birlikte tabii devlet hastanemizin orada sahurda aracımızda oluyor. Sahurluklar hem sağlık çalışanlarımıza, diğer taraftan hasta yakınlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böylelikle Ramazan ayında
vatandaşlarımızın yanında, kamu personelimizin yanında, hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da maske, mesafe, temizlik, Sultanbeyli burada da çok güzel önlemler aldı. Bununla ilgili de kısaca görüşlerinizi alalım. Evet, devletimiz özellikle Sağlık Bakanlığımız vatandaşlarımıza devamlı uyarılarda bulunuyorlar. İşte maske, mesafe, temizlik konusunda. Rakamlarımız inşallah bu kapanmadan dolayı düşüyor. Daha da düşmesini bekliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz, sabır bekliyoruz. Biz de bu vesileyle dezenfektan konusunu ciddiyette takip ediyoruz, sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak gittiği kamu binalarıyla ilgili çalışmalarımızı, kamu araçlarıyla ilgili çalışmalarımızı çeşitli projelerle gerçekleştiriyoruz. Az daha sabır diyoruz. İnşallah hep beraber önümüz aydınlık, hep birlikte o güzel günlere tekrar döneceğiz diyoruz. Ramazan bayramı ile inşallah Ramazan-ı Şerif'imizi taçlandıracağız. Bir bayram mesajı alsak. Evet, tüm kardeşlerimizin, dünya Müslümanlarının Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Rabbim daha güzel bayramlara hepimizi eriştirsin. Tefekkür ayında özellikle dünyada yaşanan bu zulme karşı ne yapabiliriz, ne üretebiliriz? Sadece fiili, kavli duanın yerine fiili olarak neler yapabiliriz de tefekkür ederiz diye de temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bir mesajda anneler günü için alsak. Biz her sabah çıkarken eskiden ellerini öpüyorduk. Şimdi sadece dua istiyoruz. Salgından dolayı ellerini öpemesek de dua istiyoruz. Bu büyük bir bereket. Dua kapısı. Dua kapısı açık olanlar kıymetini bilsinler. Sadece bir gün işte anneler günü, efendim o gün ben anneme işte hediye alayım, tamam alsınlar, onda itirazımız yok, ama her gün anneler, her gün mümkünse veya uzakta olan anneler ve babalar arada sırada hatırlanmalı, aranmalı, duaları istenmeli. Çok kıymetli diye düşünüyorum. Ama hayatın akışı içerisinde maalesef zaman zaman bu kıymeti unutabiliyoruz, ama onlar bizi hiçbir zaman unutmuyorlar. Her daim dillerindeyiz, dualarındayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.